Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde açılarla ilgili problemleri çözmeye başlıyoruz. Birinci problemimizi okuyarak dersimize başlayalım. Ölçüsü 138 derece olan bir açı dik açıdan kaç derece fazladır? Dik açımızı hatırlarsak neydi? Tam 90 derece olan açılara dik açı diyorduk. 138 dik açıdan ne kadar fazla? Ne yapıyoruz? 138 dereceden 90 dereceyi çıkarıyoruz ve böylece kaç derece fazla olduğunu bulacağız. 8'den 0 çıktı 8. 3'ten 9 çıkmaz. Komşudan aldık 13. 13'ten 9 çıktı 4. Demek ki 48 derece fazlaymış. 138 derece 90'dan 48 derece fazlaymış. Diğer sorumuza bakalım. Ölçüleri doğal sayı olan en büyük geniş açı, en büyük dar açıdan kaç derece fazladır. Şimdi burada herhangi bir rakam verilmemiş fakat bize ipuçları vermişler. Hemen ipuçlarını değerlendirelim ve ilgili rakamları bulalım. Ölçüleri doğal sayı olan en büyük geniş açı. Sevgili öğrenciler, en büyük geniş açı 90'dan büyük olacak geniş açılar ve 180'den küçük olacak. O zaman en büyük geniş açımız 179 derecedir. 180'den bir küçük olan sayı 179 olduğu için Gelelim diğer ipucuna. En büyük dar açı. Evet, dar açılarımız 1 dereceden başlıyordu ve 90 dereceye kadar olan açılara dar açı diyorduk. 90 derece dik açıydı. 90'dan bir ufak olan kimdir? 89'dur. Evet, en büyük dar açımız da 89. Ne kadar fazla olduğunu bulmak için de 179'dan 89'u çıkaralım. 9'dan 9 çıktı 0. 7'den 8 çıkmaz. 17 oldu. 17'den 8 çıktı. 9. Demek ki 90 derece fazlaymış. Hatta şöyle yazıyla yazalım. Evet. Gelelim 3. soruya. 146 dereceye kaç derece eklersek doğru açı olur? Doğru açımız hatırlayalım. 180 dereceydi. Şöyle söylenenleri bir yazalım isterseniz. 146 dereceye kaç derece eklersek doğru açı yani 180 derece olur. Ne yapmalıyız? 180'den 146'yı çıkarırsak ilgili sayımızı bulacağız. 180'den 146'yı çıkarıyorum. 0'dan 6 çıkmaz. Komşudan aldık 10. 10'dan 6 çıktı 4. Burada kaldı 7. 7'den 4 çıktı 3. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki 146 dereceye 34 derece daha eklersek doğru açı yapmış olacağız. Diğer kağıdımıza bakalım. Ölçüleri doğal sayı olan en küçük geniş açı ile en küçük dar açının toplamı kaçtır? Yine burada herhangi bir rakam verilmemiş. Fakat ipuçlarını değerlendireceğiz. Doğal sayı olan, ölçüleri doğal sayı olan en küçük geniş açı. Geniş açılar 90'dan sonra, 90'dan büyük açılarda en küçüğü 91. Geniş açıların. Şimdi diğer ipucu. En küçük dar açı. Dar açılarda 90'dan küçük olan açılarda. 90'dan küçük olan sayıların en küçüğü kimdir? 1 derecedir. Evet. En küçük dar açımızda 1 derece. Bu ikisinin toplamı diyor. Çok kolaymış aslında. Bir, bir daha. 2, 9 aşağıya. Demek ki ikisinin toplamı 92 oluyormuş. Geldik 5. ve son sorumuza. Yukarıdaki şeklin içinde bulunan açı çeşitlerini yazalım. Kaç tane dik açı, kaç tane dar açı, kaç tane geniş açı. Şimdi böyle şekillerde çocuklar açıları bulmak için köşelere bakmamız lazım. İlk önce köşeler nerelerde var? Bakın bir köşe burada var. Bir köşe burada var. Bir köşe burada. Bir köşe burada ve bir köşe burada. Yani 5 tane köşemiz var. Demek ki bunun içinde bu şeklin içinde 5 tane açı var. Şimdi noktalardan yararlanarak bakalım. Şurası dik açı. Hatta iletkimizle de ölçebiliriz. Hemen ölçelim. Bakın. Ne yapıyorum iletkimi? Kollardan birisine tam düzgünce yerleştiriyorum. Bakın. Şöyle yaklaştırırsam 90 derece olduğunu göreceksiniz. Şöyle yaklaştırayım. Evet. Bir kolumuz burada. İkinci kolumuz nereye gösteriyor? 90 dereceyi. O zaman burası dik açı. Evet. Diğer açımız şeklinden de anlıyorsunuz zaten. Diğer köşemiz 90'dan küçük. Bakın. Evet 90'dan daha küçük. 70'ten biraz az. Demek ki burası da dar açı. Diğer açımıza bakalım. Şurada bir köşemiz vardı. Bu da geniş açıya benziyor. Evet yine de kontrol edelim. Bakın bir kolu sabitledim. Diğer kol nereye gidiyor? 140'a doğru gidiyor. Demek ki burası geniş açı. Şurada var bir tane geniş açı. Şurada var bir tane geniş açı. Evet şeklimizin içindeki köşelerdeki açıları bulduk. Hemen yazalım. Şöyle biraz küçültelim. Evet. Bir tane dik açı bulduk. Hemen bir tane dik açımızı yazalım. Bir tane de dar açı vardı. Geniş açılar 3 tane bulduk ve böylece sorumuzu tamamladık. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar diliyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum.